Ha. Burada Yukatel Kayseri Spor'un golü Burada bir şey soracağım Masaya da Erman Hocam size de 17 numaralı oyuncu Yükseliyor ya Evet Tiam'dan önce 17 numara ee, Emrah galiba o Bakayım Yok Emrah mı? Evet Emrah Başsan O offside pozisyonunda Arkadan geliyor Tiam Golü atıyor Tiam offside değil O Emrah'ın hamlesi, yükselmesi etkiler mi karar diye soruyorum böyle ortaya. Soralım. Offside yüzde yüz etkiler. Nasıl? Offside pozisyonundaysa Emre, Emrah yüzde etkiler bence. Sanki yani, yani gerçi şuradan hani orada offside değil Omuzdan gibi gibi. falan kaçıyor mu bilemiyorum onu ama Rıdban hani offside ise. Rıdvan sanki bozuyor. Offside değil gibi yani Emrah Hocam, Ama çizgi, topun, bizde çizgi var mı? Bu şeyli geldi mi? Çizgi yok. Ee... Hocam offside topun aksiyon alanında olduğu için bence yüzde yüz. Yani hakemin vermesi lazım. Demek ki o zaman Rıdvan bozuyor muydu? Veya hocam? Evet yani bence bozuyordu. O zaman da varsayıma giriyor. Yani Rıdvan, Rıdvan. Esas burada Kayserispor'un e, yani sağ içindeki ana planı buydu. Hızlı çıkması bir de Tiam açık alanlara ülkemize en iyi hücum eden. Nereden geliyor, değil de, Daralan değil de full, full hızlı oyuncu orta sahadan koptu geldi. Yani o koridor da boş. Esas bir de burada sorgulanması gereken 3 orta sahayla oynadı Beşiktaş. Üçünün de dönüşü yok. Can, Atiba ve Pjanić. Üçü de yok ortada. Peki Stop. siz ne diyorsunuz Erman Hocam? O Rıdvan eğer Osait'i bozmuyorsa Emrah Osait'sa o Emrah'ın pozisyonunun içinde havalanması müdahale etmeye çalışması Tiyam'ı golünü olsaydı olarak geçersiz kılar mıydı? Sence? Yani kaleciyi e, bozuk bozmadığı kaleciyi etkileyip etkilemediği, defansın dengesini bozup bozmadığı ile ilgili bu. Şimdi burada tabii pasifle aktif arasında ne var? <laughs> Pozisyonun içinde mi? Pozisyonun içinde. İçinde. O var. Dört tane şıkkı var. Bunu herhalde hatırladım kadar Pozisyonun içinde. Peki o oyuncunun hareketi defansı rahatsız ediyor mu? Beşiktaş defansını. Ediyor mu? Yok arkasında tiyan. Etmiyor. Etmiyor. Kendine tabii. bir avantaj sağlıyor mu? Sağlıyor. Sağlamıyor. Peki şu pozisyonda kaleciyi rahatsız ediyor mu? Kaleci rahatsız ediyor. Bence etmiyor. ediyor hocam. Etmiyor ama etkiliyor. Bence ediyor. Vurabilir yani topa. Vur, vurma şansı yani var mı? Hamle zamanlamasını etkiliyor. İşte yani hamleyi an zaten kaleci şaşıracak. Burada şu var. Evet. Mesafe çok önemli. O mesafe bakmak lazım. Hocam yani, önündeki, önündeki adam topa vuramayan değil mi? Kaleci onu hesap etmez mi kafadan? Şimdi çıkıyor ama o vurmuyor, vuramıyor. İşte Ar Arkadaki adam da vuruyor. Yani net, zaten bu geliyor, vuruyor. Vurduğu zaman zaten... Hocam biraz sola. Evet. Evet. Ne diyorsunuz? Bu tarafta... Valla vallahi ben hakim şey değil de yani orada mesela Rozier eğer oradan sol kenardan kendi Beşiktaş'ı sol kenarından geliyorsa orada e, daha daraltıp kademeye girmesi gerekir. Yani daha enine yatay olarak o Serdar'ın arkasına o Teoman'ın vurduğu yerde artık oraya daraltması gerekir. Yani açıkta kalır vurur oyuncu. E bu sefer de Vursun arka direk daha oluyor. merkezinden vuruyor Arkadaki vuran vursun Abi bu kadar... pozisyon gol mü offside mi tartışıyoruz <laughs> Hocam eğer öndeki Öndeki Rıdvan Bozmuyorsa bence offside Ben söyledim hocam Rıdvan dedim eğer e, Offside değil gibi bir de varsayım Üzerine olur <laughs> Düşüncemi söyledim Yani ben golden yanayım Öyle mi Evet. <laughs> yani pasif aktif Tabii çok tartışılacak Bir olay Değmiyor. Değse zaten offside. Eğer offside ise değse offside. Eğer offside ise. Yani çünkü bu pozisyonda kaleci her şeyi görüyor. Kaleci ondan alınmıyor. Geçen Beşiktaş'ta oldu ne yaptı? Oyuncu çekildi. Böyle yaptı. Evet. Belki evet, vuracak diye kaleci böyle yaptı. Bu Böyle bir pozisyon yok. Top cepheden de gelmiyor. Yandan geliyor. Yani arkadaki oyuncu offside'de olmayan oyuncu vuruyor. Bence golü engellemiyor. Bence. Benim yorumum bir de, o. bir de Rozier vurduktan sonra kale direğine vuruyor. Yani sinirleniyor. Sinirleneceğine girecek oraya içeri doğru kademe yapacak öyle vuracağına. Sorunlu kalacak. Yani dışarıdaki adam değil içerideki daha her zaman tehlikededir. Dışarıda o baksın dışına doğru çok çaprazda da değil gelçi arka direkteki oyuncu. içeri doğru kademe yapması gerekir. Daraltması gerekir. Peki Mehmet golüyle öne geçti Kayseri Spor. Devam edelim o zaman. Larinin cevabı burada orta Serdar'dan geldi. Tabii burada Ramazan'ın Larin'le eşleşmesi kötü oldu. Kayseri adına, Beşiktaş adına da bir avantaj oldu. Orada ciddi bir aslında avantajı vardı Larinin, hem fizik avantajı. Ya Bir de günümüz artık stoperlerinden... Onur çıkmıştı ya Ramazan tabii, onun yerine evet, girmişti. Evet. Ya Günümüz stoperlerinden bu isteniyor. Yani savunmadan hücum hattına orta sahaya pas ederek atılacak savunma arkası veya böyle aynı şekilde larine. Yani bu paslar çok önemli bir stoperin. Artık yani yatay pas, geriye pas veya orta sahaya pas yerine birinci bölgeden üçüncü bölgeye hücum hattına atacağı paslar çok önemli. Serdar'ı yani bu yüzden kutlamak gerekiyor. Burada pas önemli tamam da burada abi... Ya şu kafayı bir defası vurduruyorsa o defas değildir. Şu pozisyonda oradan gelen, aydan gelen topa o forvete o topu vurduruyorsan pardon abi. Pardon. Hocam ikinci yarının başında iki defa vurdu. Pardon. Yani boyun kısa ya. bile olsa çık rakibini bozmaya bas ya. Abi çık bir şey Hocam. yap boz ya. Altta böyle ezildi büzüldü ya. Adam çıktı aslanlar gibi vurdu. Ya orada sakat... Larini seyirci niye dışarıya istedi onu da bir türlü anlamış değilim. Peki Hikmet Hoca'nın orada Onur Ramazan değişikliği ya, zorunlu bir değişiklik zorunlu ama değişik. Ramazan Civelek hani o bölgenin oyuncusu diye orijinal oyuncu olarak ya, Fenerbahçe'den hatırlıyoruz tabii. çünkü. Ya bir de Karagümrük e, Lig'e çıktığında biliyorsun e, TFF1'de çok iyi oynadı dediğin gibi sağ önde hücum hattında. Evet şimdi Onur yerine mutlaka hoca yani oyuncu olmadığından Ramazan'ı o pozisyona aldı. Öyle de Lari'nin oynadığı zaten yer, zafiyeti var Ramazan'ın Ramazan hızla açık alanda etkili bir oyuncu. Yani burada Serdar'ın koyduğu aklını ya biliyor o da musun genç oynasa, yaşta? oynasa Ramazan Tabii. ona karşı bir panzehir olabilir, olabilir. ama Larin'in oynadığı yerde Ramazan Larin 2-3 kez kafa buldu. Tabii. Tabii. Evet. İkinci yarı başında. Yani bir de Beşiktaş esas sağ taraftan daha fazla top getiren ve arka, Lerin, arka direkte de Lerin her zaman gol atardı değil mi? Rozel ve Gezal'da Tabii bunu canım. daha fazla... Arka direk Lerin diyoruz ama. <laughs> bunu daha fazla bu maçta Ramazan'ın olduğu bölgede zafiyeti daha doğru kullanması gerekirdi Beşiktaş takımının. Burada ya bir kullandı Serdar işte gol buldu. hakkını da verelim çok güzel vurmuş kafayı ya. Yani. Serdar'ın da hakkını verelim. 18 yaşında genç da. oyuncunun. Evet.